Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42 ekranlarından yepyeni bir Erkan Soruyor, Az Fora Kazandırıyor bölümüyle yine iftar sofralarınıza konuk oluyoruz efendim. Mevlam bugün de tutmuş olduğunuz oruçları dergahında kabul eylesin inşallah. Yine iftar sofralarında sizler muhabbetlerinize, sizler ikramlarınıza devam ederken bizler de yine efendim söz vermiş olduğumuz üzere randevumuza geç kalmadık ve iftar ezanları okunur okunmaz sizler oruçlarınızı aşar aşmaz efendim yine evlerinize, hanelerinize bugün de konuk olduk efendim. Az Fora marketlerdeki yolculuğumuz Ramazan boyunca devam edecek efendim. Ramazan'ın coşkusunu nacizane sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerle de yarışma yapabiliriz efendim. Her gün Az Fora'mızın farklı bir şubesinde bu güzel coşkuyu bizler yaşıyoruz. Peki hangi saat aralığında yaşıyoruz efendim? Genelde tüm mağazalarımızın sakin olduğu saatlerde efendim bizler yarışmalarımızı icra etmeye çalışıyoruz efendim. Geçen yıllardan hatırlarsınız, iftara 2 saat kala gelirdik mağazalarımıza efendim. Tüm hemşerilerimizle şöyle sarılırdık, tanışırdık, muhabbetler ederdik. Bu yıl efendim maalesef böylesine bir durum var. Koronavirüs tedbirleri gereği efendim bizler sosyal mesafe kurallarını göz ardı etmek istemiyoruz ve o yüzden de efendim mağazalarımızın en sakin, en sessiz olduğu saatlerde çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Nasibinde olan hemşerilerimiz de geliyorlar yine aynı şekilde efendim. Alışveriş çeklerinin sahibi olabiliyorlar efendim. Sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz efendim teşekkürlere, bizler de bu güzel ekranlardan teşekkürle şöyle bir karşılık verelim efendim. Her yıl olduğu gibi yine bu programı bağrınıza basıyorsunuz. Yine sosyal medya üzerinden teveccüh dolu mesajlar geliyor. Yüreğinize, gönlünüze sağlık o mesaj gönderen kıymetli izleyicilerimizin diyelim. Mağaza mağaza geziyoruz dedik. Peki bugün hangi şubemize geldik? Nerede yarışma cevabına çıkacağız efendim? Bugün İlhan'cığım, İlhan'ın en çok sevdiği mağazalarımızdan bir tanesindeyiz efendim. Kılıç Arslan şubemize çıktık geldik. Yine radarımızı açacağız. Yarışma cevabına çıkacağız. Bakalım kimlerle tanışacağız? Alışveriş çekleri kime nasip olacak? Tüm bu soruların cevapları bu güzel mağazamızda efendim sizleri bekliyor. Sizlere bir kez daha sofranızda afiyet olsun diyoruz ve bizler ilk yarışma cevabına çıkıyoruz. Haydi bakalım devam ediyoruz. Kıymetli bir hemşerimizi, kıymetli bir amcamızı şu anda sizlerin huzuruna getiriyoruz. Gönül isterdi şimdi elini öpüp şöyle bir duasını almak ama sosyal mesafe kuralları gereği efendim yine usulü ve prosedürü bozmuyoruz. Uzaktan da uzağa olsa efendim gönülden gönüle bir yol var ya efendim. Yine o gönülden gönüle yolun tadını çıkartacağız. Amcam benim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Allah'ım iyiliğini arttırsın. Şimdi illaki izleyen izleyicilerimiz şöyle bir merak ediyordur. Acaba amcamızın yaşı kaçtır diye senden şöyle bir sesli sesli duyalım. 57. 57. Amcam inşallah kritere takılmayanlardan. Sıkıntı yok. Allah uzun ömürler verir inşallah. Yine çarşıda pazarda gezersin amcam benim. Biraz daha tanıyalım. İsim nedir? Mehmet Bayram. Mehmet amcamız, böyle yılların verdiği bir yorgunluk mu var, bir mahurluk mu var? Böyle bir yorgun duruyorsun vesselam. Uykuyu mu azaldın, ne yaptın? Yok, uykuyu azaldım, iyiyim. He. Sahurda mı az yedik? Tamam, az yedim. Olacak değil mi? Yaş ilerledikçe yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz biraz değil mi? Tabii, ona önemli olan o. Aman dikkat etmeye de devam edelim. Teyzem hayattadır inşallah. Sağ ol, sağ ol. Allah ona da uzun ömürler versin. Selamlarımızı ilet. Artık iftar sofrasında seyredeceksiniz böyle. İnşallah. Teyzem, senin beyi biraz köşeye sıkıştırmış gibi olduk ama yani nacizane biraz alışveriş çekleri verelim istiyoruz. Amcam benim, sohbet muhabbet illaki devam eder. Şöyle heybeden sorularımızı bir çıkartalım bakalım. Acaba nasibinde efendim hangi renk soru zarfı var? Kıymetli amcamız acaba hepsini dörtte dört yapacak mı? Teselli hediyeleriyle mi gidecek? Bakıyoruz, merakla bekliyoruz efendim. Sizler de bu heyecana dahil olabilirsiniz. Ramazan boyunca tüm Az Fora şubelerinde her yıl olduğu gibi geleneksel hale gelen bu programımız yine Konyalı hemşerilerimize buluşmaya devam ediyor. Amcam hangi renk? Sarı için. Sarı mı olsun? Amcam diyor ki sarı renkli soru zarfını seçti bir çırpıda. Kıymetli amcam benim. Hemen asistanımıza kalan soruları takdim edelim. Evet Emre'cim bakalım. Emre de bugün yine maşallah pozitif enerjisiyle çekimlere renk katıyor. Amcam benim, amcam benim. Sarı renkli zarfı seçtin. Harika bir zarf seçmişsin. Şöyle bir bakıyorum. Dini sorular var. Sen bunların hepsini bilirsin. Ya ben şu anda yani dörtte dört yaptı gözüyle nacizane bakıyorum efendim. Hiçbir problem yok yani. Sıkıntı yok. Kıymetli hemşerilerimiz yine mağaza içerisinde alışverişlerini yapıyorlar. Neye dikkat ederek efendim? Tabii ki de sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek. Kendilerini kutluyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Ekran başındaki seyircilerimiz de yine bizleri şöyle can kulağıyla dinlesin. Dini soru zarfı sizlerle buluşuyor. Birinci soru ekranlarda. Kur'an'da ve hadislerde bize bildirilen Allah'ın isimlerine ne ad verilir? Allah-u Teala'nın toplu isimleri var ya hani amcam benim. Biliyorsun sen zaten namazların arkasında falan okuyorsun böyle yere geldiğinde. Şıklar geliyor. A şıkkında Esma-ül Hüsna var.
B şıkkında ayet var. C şıkkında hadis var. D şıkkında vahiy var. Soru tekrar geliyor. Kur'an'da ve hadislerde bize bildirilen Allah'ın isimlerine ne ad verilir diye sorumuzu kıymetli hemşerimize yönelttik. A şıkkında Esma-ül Hüsna var. B şıkkında ayet var. C şıkkında hadis var. D şıkkında vahiy var. Bol miktarda kopya var. Herkes kopya verebilir amcama. Sıkıntı yok. Hangisi? A şıkkı. A şıkkı neydi kurban olduğum? Ayet. A şıkkı ayet mi? Ha. Aa, oldu mu şimdi hacı? Hangisi? Hiç sıkıntı yok, hiç problem yok efendim. A şıkkı Esma-ül Hüsna mı? Bir Esma-ül Hüsna der misin? Esma-ül Hüsna. Harikasın. Bir de bir yaptın bak, ne güzel. Amcamı hiç yormuyoruz maşallah. Amcamı yıllar yormuş zaten. Biz mi yoralım bir de? Bir de kalp hastasıyım, çok fazla sıkıntı olur tabi. Bunu baştan niye söylemedin? Kurban oldum. İlhancığım, heyecana şey yok, mahal yok. Heyecanlandırmıyoruz. Hangisi Allah'ın insanlara bahşettiği en önemli nimetlerden biridir? Mevlam türlü türlü nimetler nasip etmiş ama biz neyi soruyoruz efendim? En önemlilerinden bir tanesini soruyoruz. A şıkkı konuşma, B şıkkı ağlama, C şıkkı akıl, D şıkkı gülme. Konuşma mı, ağlama mı, akıl mı, gülme mi? Akıl mıdır efendim? Yani diyorsun ki en büyük nimet ya olmasaydı, ya bendeki gibi az bir şey eksik olsaydı, aman ya Rabbi nasıl tamamlardık üstünü, doğru mu illaki? Aramızda göremezdik hiçbir zaman. Ya var ya, sen mükemmel bir insan. İzleyicilerimizle tanıştıracağız efendim birazdan. Amcam hangisi diyorsun? Akıl mı diyorsun? Sahip çıkalım diyorsun. Keçileri kaçırmayalım diyorsun. C şıkkı akıl mı? Ne güzel bana bakarak söylüyorsun. Bir de kameraya bakarak söyler misin kıymetli amcam? Akıl. Akıl dedi. Akıl akıldan üstündür dedi. Doğru mu dedi? Yeşil ışıkları yaptı. Tabii ki doğru dedi. Evet amcam, şu anda size aynı zamanda da bir kamu spotu mesajı verdi. Nasıl verdi efendim? Maskesi böyleydi. Tuttu, böyle yaptı. Yani diyor ki, ey Konyalı hemşerilerim, bu maske tamamen burnu ve ağzı kapandığında bir işe yarayabilir. Bu şekilde hayır, bu şekilde hayır diyor kendileri. Kıymetli amcam, çaktırmadan mesaj da veriyorsun. Harikasın. Geliyor üçüncü soru efendim. Sizlerle buluşuyor. İslam'ın emrettiği yararlı, güzel ve uygun olan iş ve davranışlara ne denir? Soruyu tekrarlıyorum. İslam'ın emrettiği yararlı, güzel ve uygun olan iş ve davranışlara ne denir? Niye bu kadar uzattınız soruyu, kurban olduklarım? A şıkkı salih amel, B şıkkı iman, C şıkkı ibadet, D şıkkı din. İman. Bak ne güzel hemşerilerimiz var değil mi? Salih amel. Ben nasıl utanarak da böyle hemen kopyayı kabul ediyorum, kurban olduğum benim. A şıkkı salih amel mi? A şıkkı salih amel dedi amcam benim. Kendi hür iradesiyle, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan. Teyzem burada olsaydı kaş göz yapar anlaşırlardı ama teyzem de şu an evdeymiş, sıkıntı yok. Salih amel mi diyorsun amcam benim? Amcam salih amel dedi. Acaba doğru mu dedi? Doğru mu dedi? Doğru mu dedi? Bakıyorum. Doğru dedi. Bir tanesini abim benim. Yandı yine yeşil ışıklar. Aman ya Rabbi. Son soru geliyor. Kalpte problem yok değil mi? Yok, yok. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. İlaçların falan da yanında mı? Bak dördüncü soruya yok. Geldim. Allah'ım gecinden versin. Dur hele, sen bize lazımsın daha. Dördüncü soru geliyor. Ya 200 liralık alışveriş çekinin sahibi olacak ya da efendim nacizane teselli hediyeleriyle amcamı teyzemizin yanına yollayacağız. İnşallah. Gönül istiyor 200 lirayla yollamak. İnşallah. Hangisi İslam dininin prensipleri arasında yer almaz? Soru tekrar geliyor. Hangisi İslam dininin prensipleri arasında yer almaz? A şıkkı kolaylaştırma. Yer alır mı amcam? Alır değil mi? Yani İslam kolaylık dini. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor. B şıkkı korkutma. Var mıdır efendim öyle? Yok. Yoktur değil mi efendim? İslam'da yani öyle korkutma falan yoktur. C şıkkı müjdeleme. Müjdeleme var mıdır? Var. Var. Hacılara gittin mi? Gitmem. Gidersin inşallah amcam benim şöyle. Kalbi falan, kalp hastalığını falan orada unutur gelirsin inşallah. D şıkkı uyarma. Uyarma olacak değil mi? Yani hatayı gördüğün zaman bir müminde. Bende boş adam değilim inan, var bende de bir şeyler ha. Tamam. Uyarma da var diyorsun yani. O zaman hangi şıkkı eledik amcam? A şıkkı kolaylaştırmayı kabul ettik. B şıkkı korkutmayı ne yaptık? Eledik. Eledik değil mi amcam benim? Aslan amcam. C şıkkı müjdelemeyi ne yaptık? Onu da bağrımıza bastık mı? Bastık. D şıkkı uyarma. Onu da ne yaptık? Baş üstü yaptık değil mi? Hangi cevap amcam şimdi? Hadi seni kendinle baş başa bırakıyorum. Azıcık da terletelim artık değil mi? Olsun yani, o kadar da emeksiz yemek olmaz efendim. Evet amcam benim.
Acaba hangisi? Çayların önünde duruyorum ya Rabbi, iftar olsa da bir çay içsek şöyle var ya. Ah, ah. A mı? A de bakayım diye bir şarkı vardı bir zamanlar, bir A mı? Sen bana niye uyuyorsun kurban oldum? Bana uyulur mu? A değil. A kolaylaştırma mı? B korkutma mı? B. Bak kafamdan fes fırlayacak. B mi? Korkutma değil mi? Bir korkutmadan korkutma der misin efendim? Korkutma. Korkutma. Amcam dördüncü soruya kadar geldi. Abi vallahi kalp hastası olunca da fazla da yüklenemiyorum yani, diğer yarışmacılarımıza neler çektirdik ama. B şıkkı korkutma efendim, tabii ki. Amcam durdun. Ne oldu, son soruya kadar geldin. Acele etme dedim değil mi? Güvendin hemşehrilerine. B korkutma var ya. Doğru cevap ya amcam be. Doğru cevap ya. Vallahi var ya, böyle kaşlara falan çattı, acayip bakmaya başladı. Ver oradan 200 liralık alışveriş çekini. Amcam maşallah eski efelerden yani, duruşundan da belli efendim, sizler de kazanabilirsiniz. Amcacığım buyurun. Tamam. Şöyle bir eşe dosta bir Ramazan mesajı ver hadi. Pehlivandayım benim. Bütün İslam aleminin mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah'ım senden razı olsun. Dua et inşallah, olur mu? Şu koronavirüs bir an önce çeksin gitsin. Sevgili izleyenlerimiz, Kılıç Arslan şubemizin efendim nabzını tutmaya devam ediyoruz. İlk yarışmacımız kıymetli bir amcamız efendim, şöyle fazla yormadık işin açığı. Şöyle gönül isterdi fazla bir hasbihal gerçekleştirmek. Amcamızı şöyle biraz şöyle zorlayalım istedik ama efendim, yani yaş itibariyle de fazla yüklenemedik kıymetli amcamıza. Yine ellerinden öpüyoruz. İlk yarışmacımız yüzümüzü güldürdü ama efendim. Dört sorumuzun dördüne de doğru cevap verdi. Sıra ikinci yarışmacımızda. İnşallah efendim kendileri de aynı şekilde naçizane efendim şöyle dört soruya da doğru cevap verirler. Buradan şöyle güzel bir Ramazan hatırası bırakmış oluruz. Ablacığım hoş geldin. Sağ olun, teşekkürler. Size de hoş geldiniz. Sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten enerji harika. Maşallah. Bu arada efendim ablamız tek gelmedi. Kıymetli ağabeyimiz de kamera arkasından efendim eşine destek veriyor illaki, ama hanımlar her yerde olduğu gibi efendim böyle yine özgüveni bir tık daha yüksek olup kamera karşısına geçti yani. Ağabeyim artık yapacak bir şey yok. Ablamla güzel bir yarışma çıkartacağız inşallah illaki. Eyvallah bakalım. Şimdi ablam biraz daha seni yakından tanımak isteriz. Meslek nedir? Çalışıyor muyuz? Ev hanımıyım kendim. 3 tane oğlum var. 23, 17, 6 yaşında. Maşallah. Onlarla uğraştığım için çalışmaya bir fırsatım yok. İşte gayet hayatımdan memnunum, sağ olsunlar. Vay vay, sen çalışmaya fırsat yok diyorsun. Sen zaten ev hanımlığı olarak yani sabah evi kaçta açıyorsun diye bir espri aynen yaparlar ya, hani böyle mesai hiç bitmiyor sizin böyle aynen devamlı. Aynen öyle ablam işte. Bir de Ramazan geldi. Evet aynen öyle, bir yoğun geçiyor. Allah sağlık versin, hepsi olup geçiyor. İnşallah ablam benim. Şimdi korona günleri bir yandan, Ramazan günleri bir yandan, ikisini bir arada dengeli götürebiliyor muyuz? Vallahi götürmeye çalışıyoruz. Rabbim de inşallah kurtarır hepimizi bu sorunlardan. Tabii yasak olduğu için evde hepsi beraber birlikte oluyoruz. Bayağı bir yoğun ve beyin kabartıcı günler geçiriyoruz ama gayet mutluyuz yine de. İnşallah. Mevlam yuvanızdan huzuru eksik etmesin inşallah. Yine ilk baştan ablamızı şöyle efendim sorularımızla bunaltmak istemiyoruz. Heybeden sorular çıksın. Yine yarışma esnasında sohbet edeceğiz kıymetli ablamla. Ablam bu arada nereliyiz? Konyalıyım. Var mı bir ilçe, köy vesaire? Vallahi ki babam tarafı Derbent tarafı. Ama hepsi doğma büyüme buralıyız. İşte öyle. Yani yerlilerdeniz diyorsun yani. Vallahi öyle mi? Sayılırsa, evet. İyi maşallah ablam. Aile büyüklerimiz bile burada olduğu için. Hiç önemli değil efendim. Doğduğun yer değil, doyduğun yer ya demişler illaki. Bakalım ekmek peşinden bizleri nerelere kadar götürecek. Renkli soru zarflarımız şu anda ekranlarda. Kıymetli ablam benim. İsim ne demiştin ablam bu arada? Şükran ablam benim. Hadi bakalım. Sen mi seçersin? Abimize mi seçtirelim? Vallahi seçtir bakalım. Kıymetli abim benim. Hangi renk? Yeşil dedi. Onaylıyor muyuz efendim? Onaylıyoruz. O zaman kıymetli bugüne kadar her söylediğini onaylamışımdır. Bunu mu onaylamayacağım? Vay vay, ama şimdi canım yani hakkını yemeyelim. İlla ki o da senin her dediğini onaylamıştır yani bir şekilde. Şimdiden de çocuklarımdan da çok memnunum. Allah razı olsun. Ne güzel. Allah'ım ağzınızın tadını bozmasın. Ablam benim. Eniştem diyeyim, abim benim. Öyle bir güzel soru zarfı seçmişsin ki. Ablamı biraz yoralım. Olur mu? Yormayalım değil mi? Kıyamadı. Bak kıyamadı. Bakışları falan değişti. Yormayalım mı fazla? Daha iftar sofrası hazırlayacaksın değil mi? Aynen ki kayınvalidem bile gideceğim, börek yapmam lazım. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Allah Allah Allah. O zaman işi biraz hızlandıralım efendim. İlk soru geliyor ablam benim. Hazırım. Haydi bakalım gelsin o zaman. Kayısı ile meşhur olan ilimiz hangisidir? Kayısı ile meşhur olan ilimiz hangisidir? Gözler umut dolu işine bakıyor. A şıkkı Isparta, B şıkkı Uşak, C şıkkı Malatya, D şıkkı Nevşehir. Acaba hangisi ola? Kıymetli abim. Malatya diyorum ama. Malatya mıdır? Malatya bulunmaz eşin mi diyorsun? Aynen öyle. Ablam Malatya dedi, C şıkkı. Eşiyle beraber
Gayet de güzel karar verdiler. C şıkkı Malatya 1-1 yaptı efendim. Gayet güzel. Gelsin ikinci soru. Bak burada biraz şimdi dikkat kesileceğiz ablam. Niye? Çünkü oruçlusun. Kamera heyecanı da var ister istemez. Aynen. Bazen ismin ne dediğinde birden Şükran bile diyemeyebilirsin yani heyecandan. O yüzden lütfen dikkat kesilelim. İkinci soru ekranlarda. Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir? Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir? A şıkkı Bashar, B şıkkı Semi, C şıkkı İlim, D şıkkı Tekvin. Acaba hangisi ola? Acaba hangisi ola? Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir? A şıkkı Bashar, B şıkkı Semi, C şıkkı İlim. D şıkkı Tekvin. İlim desen. İlim, ilim bilmektir. İlim kendim bilmektir mi diyorsun ablam benim? Vallahi ablam. Aklına ilk hangisi geldi abla? İlim geldi. İlim mi geldi? Enişte bey ne diyor? Kıymetli abim ne diyor? Benim kalbime doğdu. Senin kalbine de o mu doğdu? Sen genç kızlığında nasıl bir dua etmişsin de Mevlam senin karşına böyle tertemiz bir adam çıkartmış böyle. Hı? Sorarım sana. Sağ olsun. Doğru mu ablam? Vallahi benim de içime, kalbime güzel şeyler doğmaya başladı ama şıkları sana bir kez daha vereceğim ablam benim. A şıkkı Bashar, B şıkkı Semi, C şıkkı İlim, D şıkkı Tekvin. Hangisi ablam? B şıkkı diyorum. B şıkkı Semi mi? Diyorum. C şıkkı İlim mi? Bak karıştırdım vallahi. Ben sana soruları tekrar sorarım ablam benim. Hiç problem yok. Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir? A şıkkı Bashar, B şıkkı Semi, C şıkkı İlim, D şıkkı Tekvin. Bashar mıdır, Semi midir, İlim midir, Tekvin midir? Allah'ın her şeyi bilmesi sıfatına ne ad verilir? B şıkkı desem. Mi? B mi diyorsun ablam? B şıkkında Semi var. C şıkkında ilim var. D şıkkında tekvin var. Önce ilim dediydim. O yanlış olduğunu bilsem de öbürlerini öyle düşünsem. İlimden ilime niye böyle yanlış diye düşündün ablam benim? Düşünmedim. Zaten ilk aklıma... İlk aklına o mu geldi? Evet, genelde aklına ilk eseni yapar mısın ablam benim? Genelde yaparım. Genelde yapar mısın? Evet. Dönüş yaptığım olmadı ve yanlışsa da ilim diyorum. Yanlışsa da ilim mi diyorsun? Aynen. Arkasında dururum mu diyorsun? Duruyorum. Maşallah efendim, maşallah, maşallah. Çok dik bir duruş sergiledi kıymetli abim. Şahidiz yani. Bu dik duruş acaba ablamıza kazandıracak mı? C şıkkı ilim dedik değil mi efendim? Dedik. C şıkkı ilim doğru mudur efendim? İkinci sorunun karşılığı olarak ablam benim. Bu dik duruşun devam etsin. İnşallah. İlim doğru cevap. 2'de 2 yaptık. Maşallah gayet güzel gidiyoruz. Geldik 3. soruya. İslami yılbaşı hangi ay ile başlar? İslami yılbaşı hangi ay ile başlar diye sorumuzu yönelttik. Şıklar geliyor. A şıkkı Şaban ayı, B şıkkı Muharrem ayı, C şıkkı Ramazan ayı, D şıkkı Safer ayı. Kıymetli abim soru zarfını seçti. Ablam şu an ter döküyor. Evet. Ablam A şıkkı diyorum ama. Şaban ayı mı diyorsun? Emin misin ablam? Bir daha alabilir miyim? Hemen sana şıkları veriyorum ablam. A şıkkında Şaban ayı var. B şıkkında Muharrem ayı var. C şıkkında Ramazan ayı var. D şıkkında Safer ayı var. Şaban ayı mıdır, Muharrem ayı mıdır, Ramazan ayı mıdır, Sefer ayı mıdır? Muharrem ayı. Muharrem ayı mı diyoruz efendim? Evet. Ablam benim yarışmanın heyecanını sanki yavaş yavaş atıyorsun gibime geldi. Mi acaba? Şaban ayı değil diyorsun. Değil diyorum, Muharrem ayı diyorum. Muharrem ayı diyorsun, Ramazan ayı değil diyorsun, Sefer ayı hiç değildir diyorsun. Doğru cevap Muharrem ayı der misin ablam? Doğru cevabımız Muharrem ayı. Ablam 3. soruya kadar geldi ve 3. sorunun doğru cevabı olarak Muharrem ayı dedi. Acaba doğru mu söyledi? 3'te 3 yapabilecek mi? Teselli hediyesiyle mi gidecek yoksa 4. sorumuza geçebilecek mi? Derken ah ablam, ah ablam, ah ablam. Benim Şükran ablam. Kayınvalidesine gidip börek yapacak ablam. Maskesini her gün değiştiren ablam. 14 madde kuralına her gün uyan ablam, sosyal mesafe kurallarını göz ardı etmeyen ablam benim. Muharrem ayı var ya, Muharrem ayı var ya ablam benim. Aha, doğru cevap kız, doğru cevap ablam benim. 3'te 3 yaptı, gayet güzel. Son sorumuz ablam benim. İnşallah kayınvalideye yollayacağız seni. Börek ne böreğiydi bu arada efendim? Valla buyurun gelin hemen, ona sonra yapayım, bize su böreği yapacağım. Su böreği kıymalı mı? Aynen. Allah kıymalı dedi, beni can evimden vurdu. Yapanların eline sağlık diyelim Allah şöyle. Allah razı olsun. 4. soru gelsin mi ablam? Gelsin. Haydi bakalım gelsin o zaman son sorumuz. Nemrut Dağı hangi ilimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır? Nemrut Dağı
hangi ilimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır? A şıkkında Gaziantep var. B şıkkında Adıyaman var. C şıkkında Hatay var. D şıkkında Kırıkkale var. Az uğraştıracağım ablam seni. Acaba hangi cevap? Şarkısı, türküsü bile var. Adıyaman diyorum. Çıkak Nemrut Dağı'na diye başlıyor. Adıyaman mıdır? Adıyaman mıdır? Evet. Ablam benim. Bak emin misin ablam benim? Bak son soru bu. Dördüncü soru. Ağabeyim ne diyorsun? Ne demek abim benim? Ben sabaha kadar söylerim sana. Hiç problem yok. Nemrut Dağı hangi ilimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır? Nemrut Dağı hangi ilimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır? A şıkkında Gaziantep dedik. B şıkkında Adıyaman dedik. C şıkkında Hatay dedik. D şıkkında Kırıkkale dedik. Haydi bakalım. Adıyaman dedim ama. Aklına yine ilk geleni mi yapıyorsun ablam evet. benim? Aklına ilk geleni yapıyor vallahi abi. Durduramıyoruz, engel olamıyoruz. Vallahi harika. Adıyaman diyorum. Diyorsun. Diyorum. Bak dördüncü soruya geldik. Teselli hediyesi de var işin içinde, alışveriş şekli de var. Canın sağ olsun. Sizlerle beraber olmak güzel. Ablam maşallah harikasın ya. Adıyaman'da şimdi hemfikir miyiz ablam? Hı hı. Geri dönüş yok. Yok yok. Ok yaydan çıksın o zaman. Der misin B şıkkı Adıyaman diye? B şıkkımız Adıyaman diyorum. B şıkkı Adıyaman dedi. Acaba 4'te 4 yaptı mı kıymetli Şükran ablam benim? Acaba yaptı mı? Aha yine yandı ışığımız. Vallahi çok güzel gidiyorduk ablam. İşin açığı harika gidiyorduk. Üçüncü soruya kadar gayet güzel geldi. Dördüncü soruda niye sen öyle acele davrandın? Niye bu sefer aklına ilk geleni yaptın? Valla sözümün arkasındayım. Niye aklına ilk geleni yaptın abla? Valla o olarak düşündüm onu söyledim. Ama bu sefer işte Adıyaman cevabı seni dördüncü soruda ne yaptı? Valla şey olduysa da canın sağ olsun. Dediğim gibi böyle bu şu anki bu ortam güzel. Ablam maşallah hem ortamı beğendi hem yarışmanın formatını da beğendi. Adıyaman cevabını söyleyerek de doğru cevabı verdi. 4'te 4 yaptı efendim. 200 liralık alışveriş çekinin sahibi oldu. Verelim soru kartlarını, alalım alışveriş kartlarını efendim. Sizler de kazanabilirsiniz. Yarışmanın coşkusu Asfora marketlerde tam gaz devam ediyor. Yazık Erkan'ın yine dili de mahkurudu efendim. Oruçlu oruçlu böyle. İlhan'ım gülme oralardan. Bir konuşsam neler söyleyeceğim ama yine tebrik et İlhan'cığım. İşin içinden anca çıkıyoruz. Ablacığım. Çok teşekkür efendim. Ederim. Sağ olun, memnun oldum. İnan her şey çok güzeldi. Allah razı olsun. Allah rast getirsin her işinizi. Çok teşekkür ediyoruz. Kamera sizdeyken evet. Herkese, tüm Müslüman alemin Ramazan'ı kutluyorum. Bir an önce şu virüsten kurtulmamızı niyaz ediyorum. Tamam efendim. Ve güzel küçücük oğlum aldık. Burak'tan bol bol öpüyorum. Selam yollamak istedikleriniz özellikle varsa, büyüklerden falan gidemedikleriniz falan varsa ekran hazır sizde. Balıkesir'deki canımdan çok sevdiğim abime falan buradan bol bol selam söylüyorum. Evet. Öpüyorum hepsini. Canım aile büyüklerimi seviyorum. Ablacığım çok memnun olduk. Abim çok memnun olduk. Renk kattınız. Ayaklarınıza sağlık efendim. Sevgili izleyenlerimiz Erkan sordu. Asfora bugün de kazandırdı efendim. Bugün Kılıç Arslan şubemizdeydik. Gayet güzel iki yarışmacımızı ağırladık efendim. Dört sorumuzun dördüne de doğru cevaplar verdiler ve iki yarışmacımız yüzümüzü güldürdü efendim. Sizleri de güldürebilirsiniz. Yarışmanın coşkusu Asfora marketlerde hız kesmeden Ramazan boyunca devam ediyor efendim. Kapanışta bir hatırlatma yapalım. Sosyal medya üzerinden efendim Erkan'la geziyoruz. Facebook ve Instagram adreslerime çeşitli sorular geliyor. Aklıma geldikçe naçizane efendim cevaplar vermek istiyorum ben de. Bizler kaçırmış olduğumuz bölümleri nereden izleyebiliriz diye bir soru geliyor. Devamlı hemen aydınlatalım. Kanal 42'mizin YouTube adresine girdiğinizde efendim gerek Asfora'nın gerekse Erkan'la Geziyoruz'un tüm bölümlerini efendim oradan takip edebilirsiniz efendim. Günlük yüklemeler orada gerçekleşiyor. Sizler de efendim şöyle kaçırdıysanız üzülme telaşına kapılmayın efendim diyelim ve kapanışta bu hatırlatmamızı da yapmış olalım. Bana bugün çekimlerde eşlik eden değerli kameraman arkadaşım İlhan Kaya'ya, asistanım Emre Çatalcam'a can yürekten teşekkür ediyorum. Daha sonra Kılıç Arslan mağazamızın değerli müdürüne ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Yine güler yüzlü bir vaziyette müşterilere en iyi hizmeti vermek için naçizane efendim oruç bile olsalar devam ediyorlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın Asfora'mızın yine farklı bir şubesinde olacağız. Yarın da yine sosyal mesafe kurallarını göz ardı etmeden efendim çekimlerimizi, yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yarın bakalım hangi şubemizde olacağız, hangi kıymetli hemşerilerimizle tanışacağız. Yarın efendim görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.